İki bitkinin zamana bağlı olarak boylarındaki değişimi göstermiş. Birinci bitkimizin başlangıç boyu yani sıfır zamandaki boyu 2. Diğer bitkimizin başlangıç boyu ilk 10 santim olarak verilmiş arkadaşlar. Şimdi diyor ki buna göre kaç gün sonra boylar arasındaki fark? ikinci defa 2 iki santim olur. Şimdi burada ne demek istiyor? Arkadaşlar bakın boyu küçük olan şu şekilde daha hızlı bir büyüme göstererek diğerini zamanla ne yapacaktır? Geçecektir. Boyu büyük olanın büyüme hızı düşük olduğu için de şu şekilde hareket edecektir. Peki bunların boyu ilk defa ne zaman aralarındaki fark 2 santim olur? Boyu başlangıçta küçük olan büyük olana yaklaştığı zaman şurada bir yerde boylar arasındaki fark 2 santim olacaktır. Bu benim için birinci durumdur. E peki ikinci durum ne zaman olacak? Şu alttan gelen mavi ile çizdiğim yerin boyu diğerini geçtiği zaman yine şurada bir yerde 2 santimlik bir fark olacaktır. Ama uzun boylu olan mavi çizdiğim olacaktır. Yani şurada bir nokta. Bana buradaki zamanı soruyor arkadaşlar. Kaç gün sonra diyor. Yani ben şuradaki x değerini arıyorum. Peki mavi çizimin denklemini yazmaya kalkacak olursam. Hemen pratik yoldan yazacağım. Bunun boyuna ben fx diyeyim. Arkadaşlar sıfır zamanda boyu 2 ymiş. O zaman sabit sayım 2 olacaktır. 2 günde toplam boyu 10'a çıkmış. O zaman 1 günde ki artış miktarı 4'tür. Yani ortalama değişim miktarından hemen ne yaptık? Kısa şekilde fonksiyonu hesapladık. X gördüğüm yere 2 verirsem sonuç 10 gelecektir. 2 gün sonraki boyunu verecektir. Peki kırmızıyla çizdiğimize bir bakalım. Başlangıç boyu 10'dur. Ona da GX fonksiyonu diyelim arkadaşım. O zaman sabit terimi 10 gelecektir. İkinci günün sonunda bunun boyu da 16 santim oluyormuş. 16 santim ise 2 günde. Bir günde 3 santim artacaktır. O zaman buna da 3x artı 10 diyebiliriz. X gördüğümüz üzere 2 verirsek sonuç 16'ya gelecektir. Şimdi ikinci defa aralarındaki farkın 2 santim olabilmesi için şu mavi ile çizdiğimin büyük olması gerekiyordu. Yani benden istediği şey şu e, fix g çıkar diyor. Sonuç ne gelsin diyor. 2 gelsin diyor. Çıkaralım. 4x artı 2 eksi parantez için yazıyorum. 3x artı 10 eşittir 2 olacakmış. İfadeyi düzenlersek x eksi 8 eşittir 2'den x dediğimiz seçenek 10 olacakmış. Demek ki 10. sonunda ikinci defa boylar arasındaki fark 2 santim olacakmış.